Yeni Bahis-i Şamil programının kullanım kolaylığını anlatacağım. Öncelikle arayacağımız yazıyı yazayım. Yazımız Erkan-ül Vudu kelimesidir. Erkan-ül Vudu'yu Küllül İbarat seçiyorum. İkisi de olsun metinde. Bunu işte Fıkhu Şafii'de bahsediyorum. Hemen çıktı 124 tane. Burada örneğin şurada Haşiyetül Becuri, bunu okumak istiyorum. Basıyorum buraya, herhangi bir yerine. Şöyle alttan bir pencere çıktı. Haşiyetül Becuri o kitabı açtı ve burada sol sağ butonlarıyla kitabın sayfalarını atlayabilirim. Mesela şu anda 445. sayfadır. Şöyle sola basınca 446, 447, böyle kitabı okumaya devam edebilirsiniz. Yukarıya yine ana arama kısmına bastığınızda tekrar 445'e gelir. Şurada kaynak olan 445, vudu kelimesinin ve erkan kelimesinin geçtiği. Sonra bunu kapatırız. Başka bir aramadaki başka bir kitabı yine tıkladığınızda gelir. Yine sağa sola gidilebilir. Şurada ise bir sonraki yani bu yukarı ve aşağı götürür. Daha hızlı okumak için şöyle. Daha rahat okumak için ok işaretine bastığınızda bütün yazılar görünür. Çarpıyla bunu kapatıyoruz. Eğer yazı küçük geliyorsa şu yazı onu büyütmeyi gösteririm. İdadat kısmında şöyle. Burada şu yazı fontunu 24 değil de 32 seçiyorum. İşte yazı büyüdü. Okuması daha kolay. Bastığınızda yine aynı şekilde kitabın ilgili yeri çıkıyor. Bir de şu sol ve sağ tuşları var. İşte 11 ile 20 arasına gitti. 21 ile 30 arasındaki aramalar. Onar onar taksim yapıyor. 10 tane sonuç bu sayfada var. Bunu 27'ye de çıkarabiliriz. Yine edadat kısmında şurada 10 kısmını bunu 20 yapıyorum. Hafız diyorum. Şu anda işte 21 ile 30 arası. Bundan sonraki aramalarda 20'şer 20'şer ayıracaktır. Şöyle yapalım. Bas. Evet, 1 ile 20 arası. İşte 21 ile 40 arası. Şöyle. Daha uzun bir sayfa bu sefer oldu. Bu da yapılabilir. Bir de kullanım kolaylığı, aradığınız sayfalar duruyor. Yani mesela başka bir konu arayacağım. Örneğin vudu kelimesi tek kalsın. Onu arayacağım. Aradım. O yeni bir arama sayfası oluşturdu. Benim diğer aramalarım duruyor. Onlara karışmıyorum. Böyle birçok arama yapılabilir. Burası böyle sekmeler oluşuyor. Külli bir araştırma yapılabilir. Başka bir kullanım kolaylığı da şurada bahs kısmında ihtar küllel kutubu var. Hepsini seçiyor. Bütün külliyattaki 29.278 kitap. İlga dediğinizde siliyor. Ondan sonra yine burada şu ok işaretine basınca kitapların kendisi çıkıyor. Örneğin tefasire gelelim. Şöyle fetava. Evet. Tefasir. Burada mesela örneğin tek bir tefsir kitabı, örneğin orada araştırma yapacağız. Onu bulamıyorum. Bu kitabın adı Beydavi'dir. Bunu bulmak için şuraya yazıyorum. Beydavi yazacağım. Evet, ben yazarken arada çıkıyor. İşte Ulumul Kur'an'da ismi geçiyor. Haşiyetü Şihab var. Tefsirül Beydavi işte. Bunu seçiyorum. Envarül Tenzil ve Esrarül Tevil. Bu iki tane yayın evi var. İkisini de seçiyorum. Orada vudu kelimesini arayacağım. Bahs diyorum. Evet, 11 yerde geçiyor.
Beydavi'de Vudu 11 yerde geçiyor. Bunda yine ilgili yere bastığınızda orayı okuyabilir. Sonraki sayfa, önceki sayfaya gidebilirsiniz.